Sana dün gecenin yeni hayatımızın ilk günü olacağını söylemiştim ben. Of, sıkıldım ama. Tamam, bak düzeltmezsem sonra birbirine girerler. Mert! Tarağı getir, annem tarasın. Mert gitme, dur! Dur, 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 dur. Bak kapı çalınmadan açılmaz. Elindeki tarak Mert için sanırım. Sizin taramanızı istedi. Getir, gel. Aferin benim oğlum. Kahrolsun. Annesi tarayacak tabii. Nur. Sen bir şey mi söyleyecektin? Hayır. Hayır. Anne, babam nerede? Banyoda hayatım. Nur. Bir şey mi oldu? İyi misin? Evet. Evet, ben... Gideyim artık. Saçmalama. Kendine gel. Delirme. Sevdiğin adam o. Seni seven adam. Aklından, aklından bile geçirme. Kendine gel. Kendine gel. Ne yaptım ya? Hadi sen de doğru kahvaltıya. Hatırla ne yaptınız? Hatırla lan Nikolas, hatırla, hatırla, hatırla ne yaptın sen? Aşkım. Üstesi gelmiyor, banyo yapmıyor musun? Hatırla, iyiydi bunu yapmış olmasın, iyiydi, hatırla. Sevgilim, iyi misin? Korkuttun beni. Aşkım, sen hala sarhoş musun? Bilal, ben dün gece... Dün gece ben sana kavuştum sevgilim. O uykudan işte şimdi gerçekten uyandım. Ben dün gece senin kollarında ikinci kez yeniden doğdum. Hayır, hayır. Ne? Ne hayır? Yani sen... Ay, inanmıyorum ya. O şarap o kadar çarptı mı seni, hiçbir şey hatırlamıyorsun? Olamaz. Olamaz, bu gerçek olamaz. Yani öyle gerçek olamayacak kadar güzel bir geceydi zaten. Hilal, lütfen. Ne? Ne lütfen? Anlamadım ki, utandırmaya mı çalışıyorsun beni? Hilal, bak ben dün geceyi hiç... Hatırlamıyorsun. Hatırlamıyorsun, tamam biliyorum. Ama yani ne bu halin? Bak biraz daha devam edersen bozulmaya başlayacağım. Hadi ben hamama ineceğim şimdi.
Sen de gel, ben seni bir kendine getireyim. İşler. Tamam. Anlaşıldı, sen ayılamadın. Hadi yat, dinlen. Kendine gel, ben de şöyle uzun bir hamam sefası yapayım. Aşkım, ellerinde buz gibi olmuş senin ya. Şimdi böyle soğuk soğuk terler döküyorsun ama... dün gece de alev alev yanıyordun. Canım sevgilim benim ya. Oyalandın, oyalandın. Doğru düzgün kahvaltı etmedin. Okula gidince güzel yemek yiyeceksin. Söz mü? Söz. Aferin. Hadi bakalım. Annelik sana çok yakışır Nur. Teşekkür ederim. Ama sen bu annelik rolüne kendini fazla kaptırma tabii. Ne demek istediğinizi anlayamadım. İşte sevgilim yok deyip duruyorsun ya. Ya ortada bir adam, bir evlilik... bir ilişki olmadan çocuk olmuyor, biliyorsun değil mi? Merak etmeyin. Ben henüz çocuk sahibi olmayı düşünmüyorum. Sen şimdilik Mert bana yetiyor diyorsun yani. Mert'e olan yakınlığımdan rahatsız mısınız? Anlayamadım. Sen biraz alıngansın bugünlerde. Şurada bir laflayayım dedim seninle. Benim sözlerimin altında bir mesaj yok. Niye olsun? Neyse ya, ben hamama ineyim. Şöyle bir yorgunluk atayım. Bay bay. Günaydın teyze. Günaydın Cahit. Nazan kalktı mı? Yatıyor. Hicler Hanım kalktı mı? Hicler Hanım aşağı indi. Hamama girecek galiba. Hı. Olacak ya. Ne olmasından korkuyorsun? Kendine gel. Saçmalama, saçmalama. Yiğit. Fabrikaya gelecek misin? Bekleyeyim mi seni? Yolda kahvaltı yaparız ha? Yiğit. Hamamda terlemeyi düşünmüyorsun herhalde anne. Senden güzel bir haber alacaksam neden olmasın? Dediğini yaptım. Nur'u buraya getirttim. Mert'in onu sizin yanınıza sürükleyeceğini biliyordum. Ne planlıyorsun, anlat bakalım. Sen her şeyi bilmek zorundasın değil mi? Kızım mevzu bahisse evet. Her şeyi bilmek zorundayım. Ya işte söylesene, merak ediyorum. Böyle gerçek... gerçek bir kırık hocanın arasında ne olması gerekiyorsa o oldu anne. Tamam mı? Allah beni kahretsin. Allah beni kahretsin. Allah benim belamı versin. Ben bunu nasıl yaparım Cahit? Ben bunu bize nasıl yaparım ya? Yiğit, söylesene ne oldu da bu hale geldin? Anlatsana, ne oldu? Cahit, ben... gece karımı aldattım ben. Ben karımı aldattım. Karımı aldattım ben, karımı. Ben de sizi merak etmeye başlamıştım doğrusu. O zaman öğle yemeğinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Sen ne? Ya ben Nur'u aldattım. Ben sevdiğim kadına bunu nasıl yaparım ya? Ben aşık oldum kadına bunu nasıl yaparım? Aklımı kaçıracağım ya. Yeni evde olsana aklımı kaçıracağım. Ben sevdiğim kadına bunu nasıl yaparım? Allah benim belamı versin. Ya Yiğit, tamam. Bak sarhoştum diyorsun, hatırlamıyorum diyorsun. Tamam bir sakin ol, ne olur ya. Ya nasıl sakin olayım Allah aşkına ya? Beni Allah kahretsin ya. Cahit, ben bize ihanet ettim ya. Ya ben Nur'u aldattım. Ben sevdiğim kadını aldattım. Allah benim belamı versin. Ben bunu nasıl yaparım ya? Ya ben bunu nasıl yaparım? Ben sevdiğim kadına bunu nasıl yaparım? Ben başka bir kadına nasıl dokunurum ya? Ben İcrali'ye nasıl dokunurum? Allah benim belamı versin. Kendimi asla affetmeyeceğim. Asla. Nur beni asla affetmeyecek. Asla affetmeyecek. Görüyorsun ya. Her şey olması gerektiği gibi oluyor. Bu daha başlangıç. İcrali'nin ilk zaferi. Gerisi gelecek. Kızım kendisine ait olan her şeyi o kadının pençelerinden söke söke alacak. Kocasına yine kavuşacak. Ve sen de bu duruma alışsan iyi edersin. Kızına dokunduğu için kendini asla affetmeyeceğini söyleyen bir adam var. Ve sen bundan mutlu olacak kadar zavallı bir kadınsın. Zavallıyız Nur. Hangimiz? Fırat Bey? Sakin ol, ne olursun. Kafanı topla, ne olur ya. Ya ben kafamı falan toplamam. Ancak kafamı kırarım ben. Ya Yiğit, bak o kadar sarhoşsun ki hatırlamıyorsun bile. Tamam. Hem sen kendini bu kadar... Kendimi ne? Kendimi suçlamayayım değil mi? Ya ben karımı aldattım diyorum sana. Hem ben Nur'u aldattım, Nur'u. Yiğit, ya. Yiğit. Nereye gidiyorsun? Nur'a mı gidiyorsun? Evet, Nur'a gidiyorum. Ona her şeyi anlatacağım. Onu nasıl hak etmediğimi, benim nasıl aşağılık bir adam olduğumu, her şeyi ama her şeyi anlatacağım. Ah be Yiğit. Ah be kardeşim. Yeter artık. Ara, konuş kurtul. İnanmıyorum ya. Telefonun da elinde. Deminden beri çaldırıyorum. Duymadın mı? Keyifsizsin yine. Pardon. Trip atıyorsun ya da. Dün geceden sonra asıl trip atan ben olmalıyım ama. Neyin var senin? İyi değilsin sen. Geçti. Çok şükür. Yüzünü görür görmez geçti. Ben... Dur, önce ben.
içimdeki sıkıntıyı atmam lazım, yoksa boğulacağım. Ben sabah sizin odanıza geldim. Mert için. Sen banyodaydın. Dün gece eve dönüşünüzü de gördüm. Böyle sarhoş gibiydin. Sen öyle içmezsin, sarhoş olmazsın ama... ne bileyim, öyle uzaktan bakınca bir tuhaftın işte. Bütün gece gözüme uyku girmedi. Yani neden diye sorma. İlk sefer olmuyor ama... dün gece bir başka türlüydü. Belki aramız bozuk diye. Belki bu aralar çok kızgınız birbirimize diye. Bilmiyorum ama... Yiğit, ben sabah da çok huzursuz uyandım. Dur. Bir şey söyleme, sözümü kesme. Bak, ben gerçekten çok utanıyorum. Aklımdan geçenler için çok utanıyorum ama... eğer sözümü kesersen bunu sana söyleyemeyeceğim. Bana çok kızacaksın. Utan tabii. Yerin dibine gir diyeceksin. Ama ben yatağı öyle görünce... İncilerin kıyafetleri de öyle... söyleyemiyorum bile ama... bana bir şey oldu. Böyle görünmez bir el gırtlağıma yapıştı sanki. Neden bilmiyorum ama... yüzüne bakınca... yani yüzünü görür görmez... geçti. Ben çok utanıyorum aşkım. Aklımın ucundan böyle bir şey geçirebildiğim için... çok utanıyorum. Kızdın bana. Haklısın da. Ben de kendime çok kızgınım. Bak, zor günler geçiriyoruz. Belki günde 10 kez kavga ediyoruz. Belki birbirimize çok kızıyoruz. Ama ben her gece başımı yastığıma koyduğumda... biliyorum ki birbirimize ne yaparsak yapalım aşktan. Bize olan her şey aşktan. Ben aşkımıza güveniyorum Yiğit. Bize rağmen bizi kurtaracak tek şey bizim aşkımız. Bak, nefesini kesen, öldürücü şüpheden bir kerecik yüzüne bakmak beni kurtardı. Aşkım. Elin titriyor. İyi misin sen? Neden yüzüme bakmıyorsun? Kerem Bey meselesi mi yine? Peki, o zaman sen şimdi utanacaksın. Ben işi bıraktım. Kimsenin de canı yanmayacak. Çünkü Kerem Bey... Bak, benim gitmem gerekiyor, tamam mı? Çok, çok acil bir işim var. Halletmem gereken bir mesele var, gitmem gerekiyor. Ama Yiğit, ben... ama ben sana... Yiğit! Ne oluyor ya? Nur. Yiğit gidiyor mu? Neyi var bunun? Senin belanı versin hayvan ol hayvan. Hayvan herif. Hayvan. Hayvan. Son günlerde arka arkaya çok gerildik. Belki sana anlatmıştır. Aşarsınız Nur. Zamanla aşarsınız eminim. Aslında ben de eminim ama... demin bir tuhaftı işte. Cahit, doğru söyle. Benim bilmediğim bir şey mi var? Yok. Yani benim de bir şeyden haberim yok. Neyse ben... Cahit, benden kaçmaya çalıştığının farkındayım. Doğru düzgün yüzüme bile bakmıyorsun. Ne alakası var Nur? Yani benim de kafam karışık bu aralar. Elmas yüzünden kafan falan kalmadı tabii. Bak... Elmas'la ilgili konuşulacak hiçbir şey yok Nur. Evet, halın için gerçekten çok üzgünüm. Ama Elmas bize başka bir şans bırakmadı. Neyse, ben geç kalıyorum. Cahit. Elmas'la konuşmak zorundasın. Hiçbir şeyin zorunda değilim ben. Bak, o gerçekten hamile ve... Evet, o gerçekten hamile ve o çocuk benden değil. Olamaz da zaten. Cahit bak,
İnan bana Elmas'ı senden daha iyi tanıyorum. Neler yaptığını, ne kadar ileri gidebileceğini gördüm. Ama bu kez... Ama bu kez yaş tahtaya bastı. Anladın mı? Kısır bir adamdan çocuğu olduğunu iddia ediyor. Cahit, bunu nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Bu kadar açık konuşmak istemezdim. Gerçekten ama başka çarem yok. Yani senin bu doktorunun güvenirliği... Bir dakika. Sen şimdi benim karşıma geçmiş Elmas'ı mı savunuyorsun? Yani Elmas doğru söylüyor ama benim doktorum hatalı. Bunu mu söylemeye çalışıyorsun bana Nur? Ben sadece babalık testi yapmayı düşünmez misin diyorum. Bak artık bebek anne karnındayken bile bu yapılabiliyormuş. Elmas araştırmış. Senin istediğin, senin güvendiğin bir hastanede senin seçtiğin bir doktora yaptırmaya razı. Neden? Bana bak. Nur beni çok iyi dinle, tamam mı? Kulağını dört aç ve beni iyi dinle. Ve bu söylediklerimi o kuzenin olacak aşağılık kadına da bir anlat. Bu sefer benimle oyun oynayamayacak çünkü baltayı taşa vurdu. Bu sefer öyle bir yalan söyledi ki benim gibi bir enayiyi bile kandıramaz artık, anlıyor musun? Tamam Cahit, kızma, ben sadece... Sen sadece kendi işlerinle ilgilen Nur. Kocanla, evliliğinle. Başka şeylere de burnunu sokma. Lütfen. Lütfen. Aferin sana. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Madem bizi dinlediniz, ne konuştuğumuzu çok iyi biliyorsunuz. Sen ne utanmaz bir şeysin ya. Hayır, edepsizlik sizin soyunuzda mı var acaba? Düzgün konuşun Nazan Hanım. Sizin muhatabınız ben değilim. Benimle muhatap olmak istemiyorsan Nur, bu işe karışma. Sırf kuzenin diye. Ya da ikinizden biri bir kozan bebeğine sahip olacak da hayatı kurtulacak diye o yalancının avukatlığını yapma. Bak benim düşmanlığım kimseye benzemez, haberin olsun. Ben sizin de, bu çiftliğin bütün kadınlarının da düşmanlığına talimliyim zaten. Yani sizin bu sempatik tehdidiniz beni pek etkilemedi. Ha bu arada, madem Elmas yalan söylüyor, siz neden bu kadar çok korkuyorsunuz? Ne diyorsun sen ya? Ne korkusu? Sen beni delirtmeye mi çalışıyorsun? Yüzünüzden korku akıyor. Ama zaman gösterecek. Korktuğunuz kadar var mıymış? Önünde sonunda göreceğiz. Pislikler! Pislikler! Hayırdır Nazan? Yok bir şey. Dur. Ben duydum sizinle konuştuğunuzu. Gel biz seninle bir konuşalım. Gel. Konuşmamız yarım kaldı. Çektin gittin. Bak ben ajansa uğrayacağım, sonra boşum. Telefonu açar açmaz beni ara. Buluşalım. Ben aşkımıza güveniyorum Yiğit. Bize rağmen. Bizi kurtaracak tek şey bizim aşkımız. Bak, nefesimi kesen, öldürücü şüpheden bir kerecik yüzüne bakmak beni kurtardı. Biliyorum ki birbirimize ne yaparsak yapalım, aşktan. Bize olan her şey aşktan. Ya Nazan, sen boş versene artık şu Nur'u. Allah Allah, tabii kendi kuzeninin tarafını tutacak. Ayrıca bu kız benim kocamdan bir bebek düşürdü, biliyorsun. Tabii, kendi tutturamadı piyangoyu, kuzeni tuttursun istiyor. Ya sen ne diyorsun İclal ya? Benim kocam kısır. Ne piyangosu, ne tutturması Allah aşkına? Ne yapacaksınız Nazan? Hayır, ne yapacaksınız yani? Bu gazetelere ilan mı vereceksiniz Cahit kısır diye? Ne gazetesi canım? Ay sen konuyu nerelere getirdin? Ben getirmiyorum ama İlmaz getirebilir. Sen ne demek istiyorsun? Bildiğim bir şey mi var?
Nazan. Ben geçen gün Elmas'a gittim ya. Ne yaptın? Ne diyorsun sen ya? Ne oluyor İclal? Sakin ol. Sakin ol. Ben öyle kendi kendime durumdan vazife çıkardım işte. Sonra hemen anlattım Yiğit'e. Yiğit de kızdı bana. Sakın Cahit'e söyleme dedi. Ne konuştunuz peki? Ne dedi sana? Ay vallahi öyle açık açık bir şey söylemedi. Ama ima etti. Bak Nazan, bu kız bu işi büyütecek. Yani belki ilk başta küçük küçük dedikodularla başlayacak. Ama sonra büyük oynayacak. Bak görürsün. Bu iş eninde sonunda bir şekilde basına yansıyacak yani. Yapamaz. Yapamaz. Cesaret edemez. Niye yapamasın ki? Elmas'ın kaybedecek neyi var? Ya da şöyle de sorabilirim. Senin kaybedecek nelerin var Nazan? Ben ne kaybedebilirim ki? Yani o kadın resmen yalan söylüyor. Cahit de bunu biliyor. Yani ben kaybetmem ki ben. Ben ne kaybedebilirim ki yani? Tabii. Yani tabii ki sen doğru söylediğine göre, Elmas da yalan söylediğine göre sen kaybetmezsin. Kaybetmezsin de sen beni iyi dinle Nazan. Bu kız çok tehlikeli. Öyle böyle değil yani, çok tehlikeli bu kız. Malum ben de kendi durumumdan deneyimliyim. Bak tehlikeyi yanında tutmak en iyisi. Sen ne diyorsun İclal Allah aşkına? Hay ben de burada durmuş seni dinliyorum yani. Hay sen kocanın metresini evde tutuyorsun diye ben de Elmas'ı buraya getirmek zorunda mıyım? Yok artık daha neler yani. Bismillahirrahmanirrahim. Siz ne konuşuyorsunuz böyle? Ya şu kızının ağzından çıkanı kulağı duyuyor mu acaba Aytül Hanım? Bir duysan söylediklerini. Neymiş efendim? Elmas'ı buraya getirecekmişim. Yok artık. Ne diyorsun İclal sen? Pes sana Nazan. Vallahi pes ya. Anca bu kadar çaptırılır yani. Sana iyilik yapan da kabahat zaten be. Aman istemez İclal. İstemez. Sen böyle iyilik yapma, kusur kalsın yani. Aptal. Aptalsın sen. Bir tane çakma babalık testine bakar. Çıkar gazetelere konuşur, ikiniz de rezil eder. Buraya gelse o bebekten kurtulmanın bir yolunu bulmak daha kolay değil mi? İclal yeter. Nazan tamam. Sen gelsene benimle. Ne yapıyorsun sen? Ne yaptım şimdi ya? Aa salak Nazan'ı kafayı çalıştır biraz diyorum. Bebeğin kurtulması için Elmas'ın buraya gelmesi lazımmış öyle mi? Kimi kandırıyorsun sen? Hemen şimdi söyleyeceksin. Neden Elmas'ın çiftliğe gelmesini istiyorsun? Kızım yavrum niye söylemiyorsun sen nerede kaldığını? Hadi kurban olayım ver şu adresi bir şey sormayacağım. Anneciğim gelip yüzünü göreceğim. Anne işim gücüm var benim diyorum. Ah. Başlarım senin işine gücüne. Hiç acıman yok mu senin? Kuzum bir şey yapmayacağım ki göreceğim sadece seni. Ya anne tamam arayacağım ben seni. Gelip görmene gerek kalmadan ben döneceğim diyorum. Niye anlamıyorsun ya? Aman. Yavrum bir yüzünü göreyim meraktan. Alo. Alo. Aa kapattı. Vicdansız kız vicdansız. Ah, ah, sen bir anne ol. Bir başını bağla da o zaman göreceğim ben seni Elmas Hanım. Ah, Allah'ım, Allah'ım. Allah'ım sen duy sesimi. Ben bu kızı terbiye edemedim. Sen bunu kendi gibi bir kız evlatla terbiye et. Soğan lazım. Soğan kalmamış. Çık gide ve soğan al. Ay anne, vallahi ruhum sıkıldı artık. Sen kendi derdini bırakıp Elmas'la ilgilenirsen senin ruhun daha çok sıkılır. Ya ne Elması ya? Çok da derdim de Elmas benim. Allah Allah. Nazan'a insanlık olsun diye uğraşıyorum ya. Defoldu gitti. Kurtuldu Nazan. Daha ne için uğraşacaksın? Ya kız ben Cahit Kozan'dan hamileyim diye çıkacak ortalıklara diyorum sana. Cahit'in durumu belli. Elmas kendini rezil ettiğiyle kalır. Vallahi sen Cahit'in durumu belli diye tutturuyorsun ama Elmas da test yaptıracağım diye yırtınıyor. Vallahi ben bilmem artık. Ben Nazan'ın yerinde olsaydım, ortalıklarda böyle kocandan hamileyim diye gezinen... İftira! Yalan! Yalan! İftira! Yazıklar olsun! Bu iftirayı da mı atacaktınız kızıma?
Benim kızım günahını çoktan sildi attı. Bir daha da o adama dönüp bakmadı bile. Hafize kendine gel. Kızıma bu iftirayı atanlar kendine gelsin Aytül Hanım. Cahit Efendi gerine gerine arkasına yaslanırken benim yavrum çekti çilesini. Benim yavrum sürgünler. Hafize Hanım. İclal Hanım, siz de ana kuzususunuz. Benim yavrum ağaç kovuğundan çıkmadı. Kansızın bile benim yavrumun günahına girdiyse... Yavaş. Niye bir... Gözünü aç. Kızının yediği altları gör artık Hafize. Kızın hamile. Kimsenin de iftira attığı falan yok. Karnındaki kimin marifeti ise senin kızın Cahit'ten hamile olduğunu söylüyor. Yani kısır bir adamdan gebe kaldığını iddia ediyor. Yapmaz. Hamile değil benim kızım hamile. Yapmaz öyle mi? Ya Hafize, bunca zamandır kızın Cahit'le pişpirik mi oynuyor sanıyorsun? Hala? Hala? Nur, al halanı götür içeri, bir sakinleştirici bir şey ver hadi. Hala ne oldu? Halana ne olduğunu sen anlatacaksın Nur. Kızının marifetlerini bir bir anlatacaksın. O kalp hastası bilmiyor musunuz? Ah, bu da bizden hesap soruyor ya. İşler tamam, boş ver. Tamam, çıkacağım ben zaten. Sana da kolay gelsin Nur. Üçte Milat'a götür hala. Kapımın önünde bağırışma, ağlaşma istemiyorum. Hala, hala gel. Hadi gel. Doğru mu bu? Gözümün içine bak da söyle Nur. Doğru mu? Hamile mi benim kızım? Allah. Gel. Hadi gel, biz gidip konuşalım ha. Gel bak, eve girelim hadi. Allah. Allah. Hadi gel gidip konuşalım ha. Beni kızıma götüreceksin. Babacık bizi çok bekletti değil mi? Ama sen hiç merak etme. Babam birazdan gelecek oğlum. Üf, hiç uğraşamayız şimdi değil mi oğlum? Ay vallahi Allah söyletiyor ha. Oğlan alacaksın sen. Hah. Hadi oğlum. Hadi Tosun'um. Hadi anneye güç ver. Cahit. Elmas, defol git buradan yoksa elimden bir kaza çıkar. Cahit. Cahit, beni dinlemen lazım. Elmas, çek şu ellerini yoksa fena olacak diyorum. Cahit, ben karnımda çocuğunla bir başıma ortada kala kaldım. Daha fena ne olacak? Ulan o çocuğu kimden peydahladıysan gidip onun yakasını yapış. Delirtme beni. Cahit, elime senden başka kimsenin eli değmedi diyorum. Ya sen var ya, benim bu dünyada gördüğüm en iğrenç yaratıktan daha da iğrençsin be Elmas. İğrenç olan bir şey varsa o da senin karın. Seni kısır olduğuna inandıran o karın esas iğrenç olan şey. Elmas. Defol git buradan diyorum sana, defol! Cahit, babalık testi istiyorum ve babalık testi yaptırmadan buradan defolmayacağım. Ya güvenlik! Bakmasana malmalı, alsana şunu üstümden. Ben kendimden eminim Cahit. Eğer sen de bunca zamandır kandırılmadığına o kadar eminsen o testi kabul et. Hanımefendi, lütfen. Allah belamı versin. Eğer bir mucize olurdu, o test beni yalancı çıkarırsa... yemin ediyorum bir daha senin karşına çıkmayacağım. Bak yemin ediyorum. Ya alsana da şunu üstümden! O testi yaptıracaksın bak, başka yolu yok diyorum sana. Ben hayatımda ilk defa haklıyım ve sen bana inanmadığın için çok pişman olacaksın. Tamam, hadi bayan, hadi. Cahit, ya bırak be! Hamile izliyoruz, anlamıyor musun? Ne bakıyorsunuz be? Evet, Cahit Kozan'ın bebeğine hamileyim. Ne oldu? Durunuza mı gitti?
Umarım çok beklemedin. Hiç sorun değil Kerem Bey. Buyurun lütfen. Zaten kısa sürecek. Ben boş yapayım. Ben yemek almışım. Teşekkürler. Anlıyorum. Kısa bir haber vereceksiniz galiba. Kendinizi kötü habere alıştırmışsınız. Olanlardan haberim var. Bu durumda iyi bir haber beklemiyorum tabii. Hiçbir şey dışarıdan göründüğü kadar vahim değil. Yani kampanya... Kampanyada sıkıntı yok. Ajansla yolumuza devam ediyoruz. Ancak mankeni değiştirmek istiyorum. Nuri istemiyorsunuz. Evet. Karşılıklı olarak birlikte çalışamayacağımıza karar verdik. Karşılıklı olarak. Nur'la konuştunuz. Durun tahmin edeyim. Kampanyadan ayrılmayı Nur talep etti değil mi? Konuştuklarımız ikimizin arasında. Ben sana bilmen gereken kadarını anlatıyorum. Kampanya yeni bir mankenle devam edeceğiz. Nur Hanım'ın şimdiye kadar yaptığı çekimlerin ödemesini eksiksiz alacaksınız. Tabii tek bir kare bile kullanmayacağız. Ajansınız bu durumda mağdur olmayacak. Yeni bir manken bulun, yolumuza devam edelim. Bu söyledikleriniz hiç... Profesyonelce değil, öyle mi? Siz buna gerçekten... Sizden yeni bir manken bekliyorum. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Gerçekten aşıksın. Gerçekten. Şirkete mi Kerem Bey? Kerem Bey? Kerem Bey? Evet. Sadece. Ajansın oralarda mısın Fırat? Çok uzaklarda değilim. Ne oldu? Şu ajansın oradaki kafede buluşalım. Konuşmamız lazım. Bak çok önemli ha. Hatırla. Hatırla hayvan ol hayvan. Bir şey hatırla. Yapmadım de, bunu karıma yapmadım, aşkıma ihanet etmedim de, bir şey hatırla! Hatırla Yiğit. Kaçma. Kaçma Yiğit, aç şu telefonu. Ha, doktor tabii. Evet. Evet, evet. Bir saat sonra oradayız, tamam. Tamam, geliyoruz. Efendim sevgilim. Evde misin? Yok. Alışverişteyim ben. Ne oldu? Ha, iyi. Şehirdesin yani. Tamam bak doktor randevumuz vardı bugün. Bir saat içinde orada olmamız lazım. Ay hay Allah ya. Bak ben unutmuşum onu. Bak ben yoldayım. Kestirmeden geleceğim. Orada buluşuruz tamam mı? Ya Yiğit şey. Ben biraz yorgunum bugün. Yarın ama ertelesek. Hayır bunu ertelemeyeceğiz. Peki. Gerçi dün geceden sonra doktora ihtiyacım kalmamıştır diye düşünmüştüm ben ama... Yani? Artık tamamen sağlığıma kavuştum. İkimiz de biliyoruz değil mi sevgilim? Hastanede görüşürüz.
Tabii doktora gidip benden ayrılmak için icazet almaya can atıyor. Tabii, tabii. Demek dün gece pek işe yaramamış. Siz bunu beğenmedin. Kusura bakmayın Cel. Ben robot değilim. Benim de bir kalbim var. Ve sadık bir köpek gibi senin hedeflerin için çalışsam da... sen hedeflerine ulaşırken bu kalp kırılıyor. Ağlanacak halime gülüyorsun. Ne güzel. Ben sadece senin haline gülmüyorum. Kendi ağlanacak halime de gülüyorum. Ben dün gece Yiğit'i uyuttum. Bu eski Türk filmlerinde oluyor ya hani. Kötü adamlar. Onlardanım ben. Yani siz... Yok. Yok, olmadı hiçbir şey. O benim verdiğim ilaçlar sayesinde kocam mışıl mışıl uyudu yanımda işte. Öyle bebek gibi uyudu. İşte o uyurken çıkardım ben de kıyafetlerimizi. Öyle sahne hazırlar gibi kendi elimle dağıttım oraya buraya. Ben bütün gece gözümü bile kırpmadım. Mutlu olduğumu düşünmeye çalıştım. Kocamın aşkına gerçekten sahip olduğuma inandırmaya çalıştım kendimi. Bu sabahki büyük rolüme böyle hazırlandım işte. Cilal, kendine bunu yapmak zorunda değilsin. Sen oynadığı oyunlarla tatmin olacak bir kadın değilsin. Sen annen gibi değilsin. Kendi yalanına kendini inandırıp mutlu olamazsın sen. Oyunlar sadece senin ruhunu yaralıyor. Bak şu haline. Sen mutlu değilsin Ejder. Tamam. Boşuna tüketme nefesimi. Ben mutlu da olsam, mutsuz da olsam ne istediğimi biliyorum. Ne hak ettiğimi de. Bu mu gerçekten istediğin Ejder? Seni sevmeyen bir adamın olmayan aşkını kazanmak için savaşmayı mı hak ediyorsun sen? Sahte zaferlerle mutluymuş gibi yapmaya çalışırken içini çürütmeyi mi hak ediyorsun sen? Sus artık ya. Sus. Benim derdim mutluluk, mutsuzluk değil, sen anlamıyor musun ya? Ben benden çalınanları geri istiyorum. Ben soyadımı geri istiyorum, kocamı geri istiyorum, evliliğimi geri istiyorum ben. O kadın bunları benden ben uyurken çaldı. Anladın mı? Ben şimdi onları geri almazsam ölürüm. Hırsımdan, acımdan ölürüm ben. Anladım Cilal. Sen kafana koyduğundan vazgeçmeyeceksin. Anladım. Peki sen Fırat? Hı? Sen verdiğin sözden vazgeçecek misin? Ne diyorsun sen Cilal? Benim için her şeyi yapacağını söylemiştin. Her şeyi. Şimdi senden öyle bir şey isteyeceğim ki Fırat. Bu benim için bugüne kadar yaptığım her şeyin ötesine geçecek. Güzel, ben senin için adam öldürdüm. Sen benim için bir can aldın. Şimdi bana bir can vereceksin. Ben? Ben ne? Seninle hayatımın oyununu oynayacağım Fırat. Gerizekalı ya, gerizekalı Cahit. Allah'ım ne olur oğlumuz babasına benzemesin ya. Kaşını gözünü aklına her bir şeyini benden alsın lütfen. Yok oğlum. Bu gerizekalı baban 9 ay süründürecek bizi. Üf, ne oluyor be? Sana. Bunu da mı yapacaktın sen ha? Nikahsız halinle çocukta mı peydalayacaktın? Hala. Sen ne diyorsun Hicler? Fırat var mısın yok musun onu söyle hadi. Ya bu... Ya bu benden istediğin şey... Ya bu tamamen... Delilik mi? Ha? E deliyse delilik artık, beni delirtenler utanacak. Sen ciddisin ya. Ya sen gerçekten ciddisin. Fırat'cığım bak, çok şaşırdın, tamam anlıyorum ama topla kendini. O kafanı topla, bana bir cevap ver. En büyük oyunumu, hayatımın oyununu oynayacağım ben seninle. Sen oynayacak mısın benimle? Var mısın?
Güzel, ben... O her fırsatta yerlere göklere sığdıramadığın aşkın... benim için bunu da yapacak kadar büyük mü? Ha? Çok geç kaldık biliyorum ama doktor bir yere gitmesin. Ben en fazla 15 dakika sonra oradayım. Hem zaten İclal benden... Alo. Doktor beklesin lütfen. Eğer bana gerçekten aşıksan unutma. Bana evet dersen, bu planımı hayata geçirirsek... ne olursa olsun ikimizi de sonsuza kadar birbirimize bağlayacak bu Fırat. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Bana evet demezsen hiçbir şey yapamam. Ama eğer bana evet dersen... Neye evet diyormuş İclal? Hı? Sen alışverişte değil miydin? Hatta senin şu anda hastanede olman gerekmiyor mu? Evet de ben arabaya giderken gördüm Fırat'ı. Hastanede seninle buluşacağını söyleyince... ben de orada bekleme, burada birlikte bekleyelim dedim. Niye beni aramadın? Arayacaktım. Niye aramayayım, arayacaktım da... sen bana yaklaşırken sen ararsın diye düşündüm. Hay Allah. Ben lafı tuttum galiba İzleli. Geç mi kaldınız yoksa? Sen neye evet diyecekmişsin? Karının bana bir teklifi vardı da. İş teklifi. İş. Evet, iş. Takı tasarım yapacağımı anlattım ben Fırat'a. İşte sonuçta bu işe başlarken lansman, ıvır zıvır bir sürü iş olacak. Fırat'ın ajansı ilgilensin istiyorum. İnsanın böyle reklamcı akrabası olması çok güzel bir şey. Ben de bu fırsatı değerlendireyim dedim yani, ne? Neyse, reklam görüşmeniz bittiyse gidelim mi? Tabii, tabii gidelim biz. Fırat'cığım artık biz de evde devam ederiz kaldığımız yerden. Tabii İclal, tabii. Nasıl istersen. Ah İclal ha. Ne yapacağım ben seninle? Sen eli boş dönmüşsün. Nasıl? Sen alışverişte değil miydin? Ha, sen poşetleri söylüyorsun. Ay aşk olsun sevgilim, ben alışverişten eli boş döner miyim? Ama poşetleri arabaya bıraktım. Arabayı da öbür otoparka koydum. Bilsen buraya koyardım. Ama neyse, gerçi ben seninle dönerim artık. Sen şoför möför bir şekilde aldırırsın arabayı. Ben Fırat'a sağlam bir teklif yaptım ama... senden çekiniyor herhalde, pek oralı olmadı. Ya aslında sen bir konuşsan, ikna etsen onu, ha? Senin de benim arkamda olduğumu öğrenirse kafası rahat eder. Olur mu? Utancım bir di iki ettin. Ben günahıyla, sevabıyla evladımdır, yavrumdur dedim. Sen ne yaptın? Hah, kabahatine kabahat ekledin. Dur durak bilmedin. Allem ettin, kallem ettin. Sonunda kendini heder ettin. Kim o karnındakinin babası? Söyle çabuk. Anne, Cahit diyorum işte. Sen de mi inanmıyorsun bana? Benim bebeğimin babası Cahit. Hala Cahit diyor. Kız ben öldüreceğim tamam. Seni. Yalvarırım, sakin ol. Yalvarırım. Kızım, kulaklarımla duydum. Yüzüme bağır bağır bağırdılar adam kısır diye. Ya yalan. Yalan işte, o Nazan karısının yalanı anne bu. Adam kısır falan değil. Cahit benim çocuğumun babası. Hay Allah'ım, bir de göğsünü gere gere çocuğumun babası diyor. Sanki 40 yıllık nikahlı kocası. Evli barklı adamdan çocuk peydahladın diye ne yapayım ben sana ha? Babası o boyu devrilesici adamsa ne yapayım ben sana? Madalyamı takayım. Yeter be. Ne yapayım ben senin madalyanı be? Benim madalyam burada anne, karnımda. Ve bebeğim doğduğu zaman hepiniz göreceksiniz o madalyayı. Sen kendini çok akıllı sanıyorsun değil mi kızım ha? Karnımdaki madalyaymış. Sen babasız çocuk büyütmek ne demek biliyor musun ha? Ha akılsız. Benim çocuğum babasız değil. Benim çocuğumun bir babası var. Benim sana diyecek tek sözüm kalmadı. Tek bir Allah'ın kelimesi bile kalmadı.
Ağla. Elmas. Annene biraz zaman ver. Ya bırak Nur Allah aşkına. Kendi annem bile bana inanmıyor ya. Bak, eğer gerçeği söylüyorsan, yalancı çoban bile olsan eninde sonunda gerçek ortaya çıkar. Bak ağlama artık. Ha? Bak çocuğunu düşün. Tamam mı? Ben şimdi anneni geri götüreceğim. Sonra ben seni arayacağım. Ben kendimi çok yorgun hissediyorum ya. Bugün hiç de iyi bir gün değildi vallahi bu doktor ziyareti için. Geldik işte Ejder. Niye açmıyorsun? Bu dernekten arkadaşım ya, şimdi tam doktora girerken konuşacak bir sürü, ararım ben sonra. Kim ki bu kadar ısrar ediyor? Açayım ya da ya. Efendim canım? Benim canım burnumda vallahi İclal Hanım. Ya öyle mi? Hay Allah ya. Ben senin gözünü açtım peki, mükafat bu mu olacaktı? Ha? Annemi delirtip üstüme salmanız mı olacaktı? Yok. Yok hayatım, o konu tam olarak öyle değil. O cadı anam Cahit'in kısır olduğunu bile söylemiş ya. Ya ben ilgileniyorum. Sen takma bunları kafana, halledeceğim ben. O organizasyon çok keyifli olacak, sen inan bana. Ne yapıp edip beni o Allah'ın cezası çiftliğe geri alıyorsun? Bak benim kaybedecek hiçbir şeyim kalmadı. Haberin olsun. Tamam canım, tamam hadi anladım ben seni. Çok öpüyorum, o eşine de selamlar söyle. Ben arayacağım seni sonra, hadi. Hadi bay bay. Tamam mı? Hazır mısın? Hazırım. Hadi girelim, ne kadar sağlıklı bir kadın olduğumu öğrenelim artık. Bak Nazan, bu kız bu işi büyütecek. Yani belki ilk başta küçük küçük dedikodularla başlayacak. Ama sonra büyük oynayacak, bak görürsün. Bu iş eninde sonunda bir şekilde basına yansıyacak yani. Tabii ki sen doğru söylediğine göre, Elmas da bir yalan söylediğine göre sen kaybetmezsin. Ama Nazan bak beni iyi dinle. Bu kız çok tehlikeli. Öyle böyle değil yani, çok tehlikeli bu kız. Cahit hayırdır, senin ne işin var bu saatte evde? O Allah'ın belası şirketin önüne geldi. Rezalet çıkardı. Ben de dayanamadım. Ne yaptı? Yani ne yaptı? Ne yapacak? Yakama yapıştı. Gelen geçen kim varsa, şirkete giren çıkan kim varsa hepsinin önünde o iğrenç, mide bulandırıcı yalanlarını söyledi. Yani hamilelik. Şimdi herkes... Aynen. Eğer test yaptırmazsam susmayacakmış. Nazan? Nazan iyi misin? Nazan? Nazan iyi misin? İyiyim, iyiyim. Biraz başım döndü. Affedersin ya. Ben sana niye anlatıyorsam bunları? Ay ne demek o öyle ya? Tabii bana anlatacaksın. Ne kadar sinir bozucu olsa da o kadının yaptığı rezaletlere birlikte göğüs gereceğiz. Hayır, bugün kapının önüne gelen yarın aynı kapının önüne basınla da gelebilir yani. Yapar. Allah'ın belası her şeyi yapar. Ne yapacağız Cahit? Bu kadın bizi rezil edecek. Daha ne yapayım ben Nazan? Ha? Basın toplantısı düzenleyip yedi düvele kısır oldu mu ilan edeyim? Ne yapayım ben? Para verelim. Tabii. Onun bütün derdi para nasıl olsa. Verelim parasını, susturalım gitsin. 5 kuruş vermem ben o kadına Nazan. Ama Cahit... Nazan! Saçma saçma konuşup benim asabımı bozma. Söylediği onca yalandan sonra kalkıp bir de para mı vereceğim? Bebeğin babası kimse gitsin ondan alsın parayı. Sen de haklısın tabii. Şeytan diyor git yaptır babalık testini. Nesine güveniyorsa vur yüzüne, bir daha konuşamayacak hale gelsin. Neyse ya. Ben yukarı çıkıp bir duş alacağım. Sonra uzanırım herhalde. Allah'ım ne yapacağım ben? Ne yapacağım ben? Son tahlilleriniz bize tek bir şey söylüyor Cilal Hanım. Siz artık sağlığınıza kavuştunuz. Tamamen sağlıklısınız. Harika. Vallahi iyileştim nihayet ya.
İlaçlarınızı en düşük doza indirip bünyenizin kaldıracağı şekilde bırakma düzenine geçeceğiz. Sevgilim duydun mu? İlaç falan da yok artık. Yani artık İclal'in herhangi bir hayati tehlikesi kalmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz değil mi doktor? Kesinlikle. Oh nasıl rahatladım ya. Böyle yeniden doğmuş gibi oldum. Ama benim aklımı kurcalayan tek bir şey var. Ben hala hiçbir şey hatırlamıyorum. Doğrusu o benim de kafamı kurcalıyor Cilal Hanım. Ya önünüzdeki tabloya bakınca hafızanızdaki kaybı neden yerine koyamadığınızı anlayamıyorum. Yani hafızamın yerine gelmesi bu iyileşme yolundaki en önemli adımdı. Ben bu adımı atamamışken bana iyileştiniz demenizi açıkçası pek anlayamıyorum ben. İclal sana doktor iyileştin diyor. Yani sen daha ne bekliyorsun? Ne istiyorsun ki? İclal Hanım, ben hafızanızdaki boşluğun fiziksel değil psikolojik olduğunu düşünüyorum. Belki birkaç terapiyle bu yönde çalışmalar yapıp sizi desteklememiz gerekiyor. Tamam. Teşekkür ederim o zaman. Belli ki eşim de sizin gibi düşünüyor. Belki biz beraber geliriz terapiye. Belki evlilik terapisine geliriz. Teşekkürler. Sevgilim, ne diyorsun? Hazır buradayken alalım mı şu evlilik terapistinden randevuyu? Ya senin derdin ne? Ha? İçerideki haline bakınca neredeyse iyileşmek istemediğini düşüneceğim. Hiç değilse sen benim halime bakınca benimle ilgili bir fikir edinebiliyorsun. Ben senin haline bakınca ne düşüneceğimi bile bilemiyorum. Aman neymiş? Doktor bana iyileştiniz demiş. Ne yapayım ya? Ha? Havai fişekler mi patlatayım? Ben dün gece zaten kocamın kollarında iyileştim. Bak, ben zaten dün gece yüzünden bu haldeyim. Ben... Bak, artık sana... Bu sabah oğlumuz bizim yanımıza geldiğinde ben ona bir başka sarıldım. Neden? Çünkü mutluydum Yiğit. Bizim oğlumuz niye her sabah koşa koşa bizim yanımıza geliyor? Sen düşünüyor musun hiç? Çünkü annesiyle babasını mutlu görmek istiyor. İyi ki bu sabah kapattın o banyoya kendini. İyi ki Mert görmedi seni öyle. Çünkü Mert bile anlarca senin mutsuz olduğunu. Şimdi bana kızıyorsun. Doktorun söyledikleri için neden sevinç çığlıkları atmıyorum diye. Ya ben doktor reçetesiyle değil, kocamın aşkıyla dün gece yeniden dünyaya geldim zaten. Ama sen şu haline bakıyorum ve gerçekten ne düşüneceğimi bile bilemiyorum ben artık. Bak, konuşacağız. Konuşacağız, burada değil ama konuşacağız. Senle ben oturup sen uyurken nelerin değiştiğini konuşacağız. Artık zamanı geldi. Hastanede beni o kadar zorladı ki... Beni o kadar zorladı ki bütün her şeyi anlatacaktım biliyor musun? Bütün gerçekleri anlatacaktım orada. Anlatacaktım ama sustum. Mert dedi. Mert bizi görünce mutlu oluyor dedi, sustum. Ama daha ne kadar susabilirim bilmiyorum. Ona kötü davranıyorum. İclal'e de haksızlık. Yani kendi sarhoşluğum yüzünden onu suçluyorum. Bak, biz bu işi hep İclal'in sağlığıyla birlikte düşünmüştük. Yani Mert aklımıza hiç gelmemişti. Bütün bunlar ortaya çıkınca Mert ne olacak? Pedagojik bir destek alacağım. Oğlum için elimden ne geliyorsa yapacağım. Annesiyle anlaşmaya çalışacağım. İclal'le. Yani o uyurken onu boşayıp Nur'la evlendiğini öğrendikten sonra mı? Mert için bunu yapmaya mecburum. Tabii dün geceden sonra onun da aklı karıştı. Bir şeylerin ters gittiğinin farkında. Benim yüzüme baktığında anlıyor, hissediyor ama işte dün geceye sarılıp umutlanıyor tabii. Ne diyeceğim şimdi? Hı? Nur'la evlendim. Nur'u seviyorum dediğimde. O zaman dün gece benimle ne işin vardı demeyecek mi? Bu çok büyük bir haksızlık. İkisine de. Ve benim bunu yapmaya hiç hakkım yok. Yiğit.
Bak, seni asıl yiyip bitiren şey Nur Yiğit. İcdal'i şimdi bir kenara bırak. Çünkü eninde sonunda hesap vereceğin Nur olacak. Hesap vermek mi? İnsan sevdiğine ihanetin hesabını nasıl verir Cahit? Ne diyeceğim ben şimdi, ha? Ne diyeceğim karımın gözlerine bakın? Ama sarhoştum. Ama hatırlamıyorum mu diyeceğim? Sandım sizi. Soğukta yolunu gözlediğine göre aranız hala düzelmedi. Senin kocanın derdi ne Nur? İşi bırakmanla mı kurtarmadı? Kerem Bey'le konuşmuşsunuz. Özür dilerim. Ben bugün sizin yanınıza gelip konuşacaktım ama gelemedim. Öyle bir gündü ki. Öyle bir gündü ki. İnan bana benim için de öyle. Bana kızdınız mı? Yalan söylemeyeceğim. Sana şaşırdım Nur. Ama senden daha çok Kerem Sancaktır'a şaşırdım. O disiplinli, o işkolik iş adamı... ya bugün karşımda bütün profesyonelce kuralları alt üst etti. Sizden tazminat istemedi. Sözleşmeyi de feshetmedi. Sen ne yaptın da bu adamı kendine böyle? Fırat Bey. Tamam tamam sustum. Ama gerçekten anlamıyorum. Ya kocan hala ne istiyor? Neden hala mutsuz? Bilmiyorum. Bu sabah öyle tuhaftı ki. Bence ikimiz de yorulduk. O kadar uzun zamandır itiş kakış içindeyiz ki. Yorgun düştük. Bunu ikimizde de görüyorum. Bu sabah onunla konuşmaya çalıştım. Barış çubuğu uzattım ona. Ama o benimle konuşmadı. Yüzüme bile doğru düzgün bakmadı. Neden bilmiyorum ama benden kaçar gibiydi. Bakın, ben Yiğit'i tanıyorum. Ben onu hiç bu sabahki gibi görmedim. Ne oldu bilmiyorum ama benden kaçtığına eminim. Kaçıyorsa peşine düş. Yakala onu. Derdi neymiş öğren. Bu yüzden buradayım zaten. Nur, gerçekten çok kötü görünüyorsun. İçimde böyle tuhaf, adını koyamadığım bir sıkıntı var. Size de olur mu hiç? Hani böyle sebepsiz yere içiniz sıkılır. İçinizden bir ses kötü bir şey olacak der. Öyle bir sıkıntı var işte içimde. Evet, arada bana da olur. Ama hiçbir zaman için sebepsiz değildir. Hadi Fırat. Hadi gel kurtar beni artık, hadi. Kimi gözetliyorsun Cam Güzeli? Oh Nazan. Dilin açılmış. Dilim niye kapansın ki zaten? Ben senin düşündüğün kadar kafamı takmıyorum o yalancıya. Ha, iyi. Konuşmamıza gerek yok o zaman. Hayır, ne diyecektim ki? Yani yeni bir şey mi oldu? Ay Nazan, sen takılmıyorsan ben hiç takılmam vallahi. Dizim başlayacak benim, hadi oyalama. İclal, Allah aşkına şu dilinin altında ne var söyler misin? Önce sen söyle Nazan. Sen niye bu kadar korkuyorsun? İclal ya. Bak, bu elmas meselesi ciddi ya. Yani elmasın gözü kara. Bugün defalarca aradı beni, açmadım. Sonra bir açayım dedim, bakayım ne diyor. Vallahi açmaz olaydım. Niye? Ne dedi ki o adi? Cahit... babalık testini yaptırmazsa iki gün içinde basına konuşacakmış. Ay biliyordum, biliyordum. Ay valla ben sizi de anlamıyorum. Yani Cahit de niye yaptırmıyor ki bu babalık testini? Kısır değil mi bu adam? Allah'ın mucizesi olacak değil ya bir anda. Tabii eğer senin başka bir korkun yoksa. Eğer Cahit kısır değilse. Sen ne diyorsun İcral ya?
Nazancığım, bak benim sana yardım etmemi istiyorsan bana dürüst olmak zorundasın. İcdal, ne dürüstü? Sen neden bahsettiğinin farkında mısın? Hadi Nazan, doğru söyle. Kısır olan Cahit değil, sensin değil mi? Tam yüzüp yüzüp kuyruğuna gelmiştik be Cahit. Tam ya. Tam her şey düzelmek üzereydi. İcrail iyileşmişti. Ben bütün gerçekleri anlatmak için gün sayarken her şeyi birden mahvettim. Bak Yiğit, ne hissettiğini anlıyorum ama topla artık kendini, ne olur. Hem belki Nur'a söylemeden de... Olmaz. Olmaz, yapamam. Ona her şeyi anlatmak zorundayım. Ben karımı kandıramam. Yani ya seni affetmezse? Hayır, hayır. Yani Nur'dan bahsediyoruz. Karın sana deli gibi aşık. Yani kaldı ki hayatın en büyük yalanını affetti. İcdal'i affetti. Yani bir senedir oynadığın mutluluk oyununa katlandı o kız. Bu başka Cahit. Bu ihanet. Bu bambaşka. Ben hayatımın en büyük hatasını yaptım. Affedilmeyecek bir hata yaptım ve bedelini ödeyeceğim. Ay hadi Nazan ama. Aa, açılacaksan açıl bana artık. Ayrıca durum zaten benim söylediğim gibiyse bu işin altından ben siz kalkamazsın. Benden ne istediğini anlamıyorum ki İclal. Yani ben ne yaptım da sen Cahit'in kısır olmadığını düşünüyorsun ki? Yani elimizde kapı gibi doktor raporu var. Hani niye bu kadar üstüme geliyorsun anlamıyorum ki. Nazan, sen dışarıdan nasıl göründüğünün farkında değilsin galiba. Yok kapı gibi rapormuş, yok doktormuş. Bu halin ne o zaman senin? Yani senin kocan gerçekten kısır olmasa Elmas'ın bu rezaleti çıkarmasına izin verir misiniz? İkna edersin kocanı, alırsın gidersiniz doktora, vurursunuz raporu suratına yani. Ya sen beni niye anlamıyorsun İclal? Ya o şarlatan kadına güven olur mu? Gitse bir doktora, bassa parayı, alsa sahte doktor raporunu. Ay bir de bunlarla mı uğraşacağız Allah aşkına? Ay hadi Nazan, hadi. Mazeret bunlar, aptal mıyım ben ya? Siz gidersiniz istediğiniz hastanede, istediğiniz doktora yaptırırsınız o testi. Ama senin başka bir korkun var. Korku da paçalarından akıyor ama artık. Ay neyse Nazan, ben sana yardım elimi uzattım. İster tutarsın, ister tutmazsın. Tutmazsan da artık hep beraber göreceğiz ne olduğunu. İclal. Bak ben sana zamanında destek oldum. Kocanın metresine karşı seninle hep aynı tarafta savaştım. Ben seni hiç satmadım. Sana öyle en kızdığım zamanlarda bile seni Yiğit'e karşı ele vermedim. Ben sana güvendim Nazan. Ve senin desteğini de gördüm. Şimdi sen de bana güveneceksin. Benim desteğimi göreceksin. Şimdi söyle bana Nazan. Cahit gerçekten kısır mı? Değil İclal. Cahit kısır değil. İşte ben de bu gece burada donsam bile onun buraya gelmesini bekleyeceğim. Neden böyle yapıyor, neden benden kaçıyor öğreneceğim. Sanırım donmana gerek kalmayacak. Senden, annenden, sizin lafınızdan korktum. Daha ilk başlarda bile annen öyle bir üstüme geliyordu, öyle bir kaynanalık yapıyordu ki ha tamam dedim. Ben bunlara bir de çocuk vermezsem beni tefe koyacaklar, boşatacaklar. İşte o korkuyla bir deli cesareti gittim doktoru paraya boğdum. Aldım Cahit'e kısır raporunu. Ah Nazancığım, ah. Beni en iyi sen anlarsın İclal. Yani bir kadının yuvası söz konusuyken
evliliğini kurtarmak için neler yapabileceğini, ne kadar ileri gidebileceğini en iyi sen bilirsin. Sen de kocanı geri almak için savaş veriyorsun. Beni anlamak zorundasın. Ben seni anlıyorum Nazancığım. Ben senin yanındayım. Bizim yuvalarımıza musallat olan o iki kuzene karşı ben bütün kalbimle yanındayım senin. Madem korktuğun gibi kısır olan Cahit değil, bu babalık testini yaptırmalarına engel olmamız lazım. İyi de ya ne yapacağım? Nasıl yapacağım? İyi geceler. Yine ne yapacaksın Nazan? Hiç. Biz öyle Cilal'le. Ben bu takı işinden bahsettim Nazan'a. İş teklif ettim ama tembel senin bu karın. Yok istemem ben dedi. Yiğit bahsetti. Hayırlı olsun, çok sevindim bu arada. En azından takılarını takar, reklamını yapar artık ha. Tabii canım. Zaten başka ne yapabilirim ki değil mi? Neyse. Hadi siz sohbetinize devam edin. Ben yukarı çıkıyorum. Tamam canım. Ben de geliyorum birazdan. Ay Allah aşkına bir daha böyle ortalık yerde konuşmayalım. Ne olur ödüm patladı ya. Nereden? Dur, en kritik yere daha yeni geldik. Bak. Bu elmasın derdi her zaman para. Onunla pazarlığa gireceksin. Ben şimdi sana onun kaldığı otelin adresini vereceğim. Sen de dayanacaksın kapısına. Artık teklif edebildiğin kadar çok para teklif edeceksin. Ya kabul etmezse? Kabul etmezse de artık daha büyük oynayacaksın Nazan. Gideceksin, alacaksın elması, getireceksin çiftliğe. Ay yok artık. Ay bu beni bile aşar ya İçlal. Görmüyor musun? Cahit adını bile duymak istemiyor onun. Ben nasıl diyeyim al da çiftliğe getir diye. Ya hadi Nazan ya. Sen kocasının kısır olduğuna inandırmış bir kadınsın ya. Onu mu beceremeyeceksin? İçler. Bak ben sana güvendim. Hayatımın sırrını verdim. Eğer bu sırra sahip çıkamayacaksan... ben de senin sırlarına sahip çıkmam. Sen beni tehdit mi ediyorsun Nazan? İçler. Bak benim iplerim senin elinde. Unutma ki Yiğit hala seni her şeyden bir haber karısı sanıyor. Eğer Yiğit Nur'la olan ilişkilerini bildiğini öğrenirse durumun benden beter olur. Yani senin de iplerin benim elimde. Bunu unutma diyorum. Sen ne söyleyeceğini biliyorum ki. Biliyorum. Nasıl ya? Nereden biliyorsun? Sakin ol artık. Bana söylemeye çalıştığın her şeyi ben kendimden biliyorum aşkım. Yaşadıklarımızdan sen de benim kadar yorgun düştün. Aklından geçenleri de, kalbini sıkanları da... hepsini biliyorum. Birbirimizi çok yorduk, yıprattık. Ben de kendimi suçluyorum. Bak işte sen de kendini suçluyorsun. Söylüyorum işte. Benim inadım, senin hoyratlığınla birbirimizi çok yorduk. Artık el ele tutuşup dinlenme zamanı Yiğit. Ben senin için savaşmaya alışığım. Son nefesime kadar da savaşacağım. Ama ben seninle savaşmaktan yoruldum. Tükendim, kırıldım. Kırıldığım kadar da kırdım seni. Ben artık kocamla kavga etmek istemiyorum. Yüzünde öfkeler, pişmanlıklar, kırgınlıklar değil. Aşkımızı görmek istiyorum. Çünkü ben seni çok seviyorum Yiğit. Ben her şeyden çok ikimize inanıyorum. Seni de, aşkımızı da... bu inancı da kaybedemem. Asla kaybedemem. Ben seni kaybedersem ölürüm.
Ben seni kaybedersem ölürüm. Herkesi mutsuz eden bu mutluluk oyununu oynamak zorunda değiliz. Çok az kaldı sevgilim, hiç merak etme. İnan bana, çok az kaldı. İstediğimi anladınız mı? Yani benim Miclal'e hayati önem taşıyan, onu derinden sarsabilecek bir haber vermem gerekiyor. Bu yüzden önce size danıştım. Yani psikolojik bir desteğe ihtiyacı olabilir. Evet. Tamam, teşekkür ederim. Bir saat sonra oradayım. Tamam. Tamam, sağ olun. Dernekten kızlarla takı için taş bakmaya gidiyorum. Bütün gün koşturacağım. Şarjım az. Telefonum kapanırsa merak etme. Bana şans dile. Ya hadi. Hadi biraz hızlı. Bak uçağı kaçırırsak akşam zamanında yetişemeyiz eve Fırat. Hadi. Bu yaptığımıza inanamıyorum. Ya buna gerçekten inanamıyorum. Bak Fırat. Eğer içinde böyle ufacık bir acaba i̇şte var... İşte yeter artık. Ben seninleyim. Seninle hayatımın en çılgın şeyini yapmaya gidiyorum. Artık benden şüphe etmeyi bırak lütfen. Ya sadece bunun için bu kadar yol gitmek... Ha, ne söyle. Ha, sen tabii bunu böyle doğal yollarla yapmak isterdin değil mi? Sana hissettiğim duyguları hala hafife alabilmen... Tamam Fırat. Tamam, ne olur alınganlık yapma şimdi, tamam. Ya ama şimdi ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Uçağı kaçıracağız diyorum. Bu yapmayı deneyeceğimiz şey çılgınlık. Gerçek olacak mı, olmayacak mı onu bile bilmiyoruz. Ya insanlar çocuk sahibi olmak için aylarca uğraşıyor. Tek deneme... Ben haftalardır bunu araştırıyorum. Kimseye fark ettirmeden defalarca doktora gittim ben. O aşının tutması için gereken bütün hazırlıkları yaptım. Bugün de takvimdeki en uygun gün. Eğer izin verirsen de uçağa geç kalmazsak bugün takvimdeki en uygun gün Fırat. Tamam. Tamam diyelim, hazırlıkların boşa gitmeyecek, tutacak. Sonrasında ne olacak, farkında mısın Cidden? Eğer her şey senin istediğin gibi giderse benim senden bir çocuğum olacak. Yiğit'e baba diyecek bir çocuğum olacak. Bak Fırat, tekrar söylüyorum. Eğer ufacık bir şüphem bile varsa... Anlamıyorsun değil mi? Sen benim sana ne hissettiğimi hala anlamıyorsun. Bunu neden kabul ettim sanıyorsun? Sana asla kavuşamayacak bile olsam ikimizden bir parça İclal, ikimizin canından bir parça dünyaya gelecek.
Bunun senin için hiçbir önemi yok biliyorum. Ama benim için var. Ve o yüzden bu dakikadan itibaren benim sana olan duygularımı da, sana olan sadakatimi de asla hafife almaya kalkma. Tamam. Tamam, artık gaza basar mısın? Nazan sana gelecek. Ben pası attım, top sende. Akıllı olursan çiftliğe dönmen an meselesi. Gel bakalım Nazan Hanım. Gel. Nazan, istiyorsan ben bırakayım seni. Akşam da erken çıkacağım, alırım. Yok, 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 gerek yok hayatım. Aman bilmiyor musun, şimdi bizim kızlarla sohbetimiz, alışverişimiz uzar. Biliyorum, biliyorum. Onun için söylüyorum zaten. Hani hem götüreyim hem alayım diye. En azından şu kredi kartından birkaç bin liracık kurtarmış oluruz ha. Akşama görüşürüz Cahit'ciğim. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Allah'ım sen bana yardım et ya. Allah sizi kızımdan daha beter etsin. Ben yalan söylüyorsam karın neden bu kadar korkuyor? Kimin yalan söylediğini gözlerinle görmek istiyorsan kaldığım otelin adresi. Ne demek bu? Bu ne demek? Teyze konuşalım mı? Gel gel tabii, otur. Geç kalktınız. Mert odasında. Müsamere provası mı ne varmış? Şoför onu alacak. Ama kahvaltısını çok az etti. İclal insin aşağı. Oturtun aranıza, bir şeyler daha yesin. Ben de Mert'in yanındaydım zaten. Canan da bir şeyler yedirmeye devam ediyor. İclal de çıkmış gitmiş yok. Nereye? Bu takı işleri için alışverişe gitmiş. Sabah sabah. Bak teyze. Ya Yiğit, bu takı işi biraz gereksiz olmadı mı şimdi? Ya tamam, ben de İclal'e hani bir meşgale olsun istiyorum ama iş bu sonuçta, iş dünyası, bilemedim ben. Yani onun tek meşgalesi Mert. E bir de sensin tabii. Aksine İclal'in benden başka bir şeyle meşgul olması için en doğru zaman. Çünkü ben artık burada olmayacağım. Nereye? Seyahate mi çıkıyorsun? Teyze, anlamazlıktan gelme. Ne demek istediğimi çok iyi biliyorsun. Ha, yıkacaksın. Benim kızımı yıkacaksın. Teyze, işler iyileşti. Ne olmuş iyileştiyse? Sağlığının düzelmesi çekeceği acıyı hafifletecek mi? Ya Mert? Ya sen oğlun da mı hiç düşünmüyorsun? Teyze, ben en başından beri yapmam gereken her şeyi yaptım. Ben de Nur'da. Mert için, işlerin hayatı için katlanmamız gereken her şeye katlandık. Ama buraya kadar. Artık vakti geldi. Yiğit yapma. Yiğit. Bunu benim kızıma yapma. Bak teyze. Ana yarım. Yalvarıyorum, sen de yapma. Ben seni anlıyorum, sen de beni anla. Ben artık bu oyunu daha fazla oynayamaz haldeyim. Bak.
Bu herkes için, bütün aile için haksızlık. Senin kızın için de büyük haksızlık. Haksızlık öyle mi? Haksızlık ne, ben sana söyleyeyim mi? Senin yaşadığın aşk haksızlık. Kızım uyurken anne yarını kandırıp onu boşaman haksızlık. Haksızlık senin evliliğin. Teyze. Ne diyeceksin çocuğunun annesine? Ha? Seni uykunda boşadım. Anneni kandırdım, boşadım. Seni aylarca bu evde nikahlı karımla aldattım. İkinizi bir çatı altında yaşattım. Yüzün kızarmadan, başın öne eğilmeden bunları mı söyleyeceksin Dicle'yle Yiğit? Teyze, benim yüzümü kızartan tek bir şey var. O da Dicle'nin hayatı için oynamak zorunda kaldığım bu sahte mutluluk oyunu. Ve sen biliyordun. Sen başından beri biliyordun. Benim bu oyunu sonuna kadar sürdüremeyeceğimi biliyordun teyze. Sen de hiç vicdan kalmamış. Karın olacak o kadın, zerre vicdan bırakmamış. Teyze, ben de, Nur da İclen'in çocuğumun annesi olduğunu bir an aklımızdan çıkarmayacağız. Hatta şimdi psikoloğa gidiyorum. Onunla konuşacağım. Kafama göre değil, onun çizdiği yola göre hareket edeceğim ben. Sen her şeyi planlamışsın. Ben ne desem, ne söylesem, sana yalvarsam da durmayacaksın ki. Durmazsın. Bak teyze. Bak, sana yalvarıyorum. Ne olur anla beni. Yalvarıyorum sana. Artık durmanın kimseye bir faydası yok. Biliyorum. İclal'in kalbi kırılacak. Yüzüme bile bakmak istemeyecek, nefret edecek benden. Ama hiç merak etme. Sonunda ayağa kalkacak. Ve ben ömrümün sonuna kadar elimden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğim. Sen beni tanıyorsun teyze. Ben sözümün eriyim. Her şey bitti. Ben kızımı nasıl kurtarayım? Ben kızımı nasıl kurtarayım ben değildi değil mi? Gerçekten bitecek değil mi Yiğit? Hepsi bitecek, hiç merak etme. Artık yeni bir hayata başlayacağız. Yılan. Sonunda yaptın yapacağını. Hallem ettin, kallem ettin. Beynini yıkadın oğlumun. Aytül Hanım, önde sonunda böyle olacağını biliyordunuz. Atbaca gibi çöktün üstümüze. Sinsi sinsi kızımın iyileşmesini bekledin. Çok şükür iyileşti. Neden böyle bakmıyorsunuz? Neden kızınızın sağlığına kavuştuğuna sevinmeyip de sadece korkularınıza odaklanıyorsunuz? Gerçeği öğrenince ne olacak? Ölmeden mezara koyacaksınız benim çocuğumu.
Ne yapmamızı istiyorsunuz? İyileşmesine rağmen burada, bu kaosun içinde mi kalalım? Üçümüze de yazık değil mi? Neden bizi anlamıyorsunuz? Buraya adımını attığına kızımın yuvasını yıktın. Şimdi de dünyasını yıkacaksın. Sadece onun mu yavrumun yavrusu ne olacak? Yemin ederim Mert'i en az sizin kadar düşünüyorum. Babası da ben de onun en az zararı görmesi için elimizden... Vicdansız! Vicdansız! Biraz Allah korkun varsa senin... Kızımdan, torunumdan uzak durursun. Duydun mu beni? Aytun Hanım, Aytun Hanım yapmayın. Ne yapıyorsunuz? Durun. Sen dur. Azıcık vicdanın varsa kocanı durdur. Kocanı durdur, dünyasını yıkma ne olur yapma. Yapmayın böyle. Yalvarırım yapmayın, lütfen durun. Yapma. Ne olur kendinize gelin. Yapmayın böyle Aytun Hanım. Ah, ikisini birden mahvedeceksin. İkisini birden mahvedeceksin, ikisini birden mahvedeceksin. Yapma, yapma. Bakın tansiyonumuz falan var, bakın bir şey olacak şimdi. Anneanne. Bakın Mert geliyor, lütfen yapmayın. Yalvarırım toparlayın kendinizi, bakın Mert geliyor. İkisini de perişan edeceksin, ikisini de perişan edeceksin. İkisini de... Anneanne neyin var? Hasta mısın? Niye ağlıyorsun? Hadi Mert'ciğim, hadi bir tanem gel. Görmüyor musun? Anneannem ağlıyor ya. Tamam, hadi gel canım sen benimle. Gitmeyeceğim. Hadi. Gitmeyeceğim. Aa, olur mu öyle şey Mert'ciğim? Bismillah. Aytun Hanım. Aytun Hanım. Aytun Hanım. Hadi canım. Anneanne. Aytun Hanım. Oğlum ne oldu? Tut. Tut abisi. Aytun Hanım. Ama, ama. Aytun Hanım, Aytun Hanım kendinize gelin. Aytun Hanım. Korkma bir tanem. Anneannenin dişi ağrıyormuş. Şimdi sen okula gideceksin. Döndüğünde anneannen iyileşmiş olacak. Ama çok kötü ağlıyor. Hadi kalkalım. Yavaş yavaş kalkalım. Hadi şöyle geçecek bir tanem. Hepsi geçecek. Tamam mı? Hadi sen okula şimdi. Hadi. Hadi. Kaldır. Kaldır götür. Hadi. Hadi bir an önce şimdi ilaçlarınızı. Oh. Yürü sesini götürün. Şöyle aldım. Aldım. Hay Allah'ım. Hay Allah'ım. İlaçlarını getir. Çabuk çabuk. Yukarı odasına mı çıkarsak hafize? Yok yok, şimdi merdivenler zor olur. Salona yatıralım. Yılan. Yılan. Şuraya şuraya. Tamam. Ay yılan. Aldım ben. Ayakkabılarını falan çıkar. Tamam. Bize. Gel şu yastığını da düzelt. Soktu kızımı yılan. Tövbe bismillah, ne diyor bu ya? Ne bileyim Tayyar Efendi. Bunların işine akıl sır eriyor mu? Yıktı yavrumun yuvasını. Yuvasını yıkacak yılan. Şeyler oldu. Biz çok dikkatli olmalıyız. Mert için, İcler için, hatta teyzen için. Çok korkuyorum. Biz çok üzeceğiz ve çok üzüleceğiz. Mert'e zarar vermekten çok korkuyorum. Bak lütfen, doktordan çıkar çıkmaz beni ara.
Boşanmak ölüm acısından sonraki en büyük travmadır Yiğit Bey. Yani İclal Hanım'ın durumunda ona olabilecek en az hasarla atlatabilmesi için elimizden geleni yapsak da yaralanması kaçınılmaz. Bana bir şey söyleyin. Söyleyin ve ben İclal için elimden ne geliyorsa yapayım. Ama bana somut bir şey söyleyin. Çünkü ben artık... konuşmayı daha fazla erteleyemem. İclal Hanım'ın hayatında ilk defa iş hayatına atılacağını söylemiştiniz. Evet. Evet, bu onun için çok büyük bir adım. Çünkü hayatında ilk defa benim dışımda bir heyecanı, benden başka bir amacı var. O halde cevabı aslında yine siz verdiniz Yiğit Bey. Yani onunla boşanma konusunu konuşabilmek için en uygun zaman onun bu işle meşgul olduğu zaman olacak. Güzel. Güzel. Bir hafta daha dayanacağım. Bir hafta daha sabret Yiğit hadi. Bir hafta daha. Eşini sizden daha heyecanlı İclal Hanım. O korkuyor biraz. Tutmamasından korkuyor. O konuda bütün anne baba adaylarımız endişelidir. Ama siz daha çok gençsiniz. İlk denemede olmasa da... İlk denemede olacak. Yani olmak zorunda. Ben aksini düşünemiyorum bile. İclal Hanım, yanlış anlamanızı istemem. Hiçbir aşılamada ilk denemede hamilelik için garanti veremiyoruz. Bu tıbben mümkün değil. Ama siz aşılamanın tutması için ne önerdiyseniz yaptım ben. Şimdi sıra sizde doktor bey. Yapın aşılamayı, bir şekilde de tutmasını sağlayın yani. Anladım. Buyurun başlayalım. Ne halt ediyorsun Nazan? Gel bakalım Nazan. Ne oluyor bey? Seninle anlayacağın dilden konuşmaya geldim küçük. Bana bak, ağzından çıkanı kulağın duysun, bak çok fena olur sonra. Al, hepsi senin. Bunların hepsi senin. Bu nakit parayla da, bu mücevherleri bozdurduğunda alacağın parayla da o iğrenç ömrünün sonuna kadar rahat rahat yaşarsın. Hepsi senin işte, al bunları. Kocamı da beni de rahat bırak artık. Gerçekten benim insafıma kaldın değil mi? Elmas. Bak şansını fazla zorlama. Ay sen şansını fazla zorlama be kadın. Bak. Bak benim şansım burada. Yeter. Cahit senin burada ne işin var? Topla şunları Nazan. Topla Cahit topla. Tek bir kuruşunuz bile kalmasın. Bana bak. Kapa çeneni ve sus, tamam mı? Sus. Karına soracağın bir soru yok mu Cahit? Nazan çık dışarı. Dışarı çık Nazan. Bana bak. Eğer bir daha... Sen soramazsan ben sorayım Cahit Efendi.
Sence karın neden bütün servetini böyle benim önüme sermiş? Hı? Eğer bir korkusu olmasa, eğer kısır olan gerçekten sensen, niye korkmuştu bütün servetini teklif etmiş bana? Allah belanı versin senin. Yürü Nazan. Yürü. Az kaldı oğlum. Çok az kaldı. Ne yapmak istiyorsun sen Nazan ha? Ha? Sen beni delirtmek mi istiyorsun Nazan? Cahit, ben yemin ederim ki... Ya sen çıldırdın mı Nazan ya? Ya Allah aşkına söyle bana ya. Neyin var, neyin yok? Elmasa vermek ne demek ya? Ha? Buraya gelmek ne demek? Söyle bana Allah aşkına. Hı? Vallahi Cahit, ben o sussun diye, yani bize zarar vermesin diye. Ya bize zarar veren sensin. Para teklif etmek ne demek ya? Bu ne demek oluyor, sen biliyor musun? Ya yemin ederim bir şey demek değil. Yani ben... Rezil oluruz diye. Sen o kadının ağzına laf verdin Nazan. Ona konuşma cesareti verdin. Bana mesaj atıp karım buraya geliyor deme cesareti verdin sen ona. Ama ben ne yapacağım biliyor musun? O kadının istediğini yapacağım Nazan. Hayır Cahit. Hayır, hayır. Yapacağım, yapacağım Nazan. Sırf sen şu saçmalıklara artık bir son ver diye o kadının istediğini yapacağım. Babalık testini yaptıracağım ben. Elmas benim buraya geleceğimi nereden biliyordun? İclal. 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 Yavrum İclal'im. İclal'im, İclal'im diye diye gidecek kadın vallahi. Sus Tayyar Efendi, sus. İclal. İclal. Canım henüz gelmedi efendim. Telefonumu getir bana. Telefonumu getir git. Telefonumu getir. Defolun. Defolun evimden yılanın kuyrukları. Defolun! Tövbe. Defolun. Ne oluyor bu kadına be? Ne oluyorsa o olsun. Hepsine o olsun. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Neredesin kızım? Kızım neredesin? Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen. Yarabbi lalemin ne oluyor? Nerede bunlar ikisi de ortada yok mu oluyor? Dediğim noktalara dikkat edin İclal Hanım. 3 hafta içinde sizden geri dönüş bekliyoruz. Dilerim her şey istediğiniz gibi olacak. Olacak. Başka yolu yok. Her şey istediğim gibi olacak. Hadi İclal. Hadi kızım neredesin? Neredesin yavrum? Sana demiştim İclal. Sen beni vurursan ben de seni vururum diye sana söylemiştim. Mert anneannesini öyle görünce çok kötü oldu. Ne söyleyeceğimi, ne yapacağımı bilemedim Yiğit. Aman aşkım sakin ol, sakin ol. Ben doktorla konuştum. İclal için en doğru zamanı bekliyoruz, tamam mı? Bunu onlara en az zarar verecek şekilde çözeceğiz. Ben Mert'in gözünden süzülen bir damla yaşa bile sebep olmak istemiyorum. Ama olacağım. Bu
Bu kaçınılmaz, biliyorum. Kaçınılmaz. Tamam, sakin ol. İşler geldi. İyi geceler. Ne konuşuyordunuz böyle fısır fısır? Biz Mert'le ilgili konuşuyorduk. Sen bayağı geç kaldın. Aradığın taşları bulabildin mi? İclal. Yavrum. Yavrum neredesin? Yorulmuşsundur. Gel banyoyu hazırlayayım ben sana. Dur anne dur. Kocam Nur'la oğlumuzla ilgili bir şey konuşuyormuş. Merak ettim ben ne konuşuyorlar. Mert'le ilgili konuşmadıklarını gayet iyi biliyorsun değil mi İclal? Anlayamadım Nazan. Ben de anlayamadım Nazan. Hayır, Yiğit gerçekten anlamamış olabilir. Ama sen her şeyi gayet iyi anladın değil mi İcacığım? Ne yapıyorsun sen Nazan? Ben kızını uyarmıştım Aytül Hanım. Ama o beni dinlemedi. Devam et Nazan. Hadi İclal, döksene eteğindeki taşları. Ben sizin sevgili olduğunuzu biliyorum, desene. Sen saçmalama. Bırak anne. Bu oyun, bu gece burada bitsin, bırak. Sen. Evet. Ben her şeyi biliyorum. Ne yapıyorsun sen İclal? Ne yapıyorsun sen? Her şeyi. Ben sizin karı koca olduğunuzu biliyorum.